Dualarla şifa çalışması. Altın ışık frekansı. Hazırlık. Çalışma öncesi duş ya da namaz abdesti alınmalıdır. Kötü ve olumsuz tüm düşünceler dışarıda bırakılsın. Allah'ın huzuruna çıkılacağı için bayanlar başlarını örtsünler. Durumun anlamı ve önemine göre kıyafetler giyilsin. Odada rahatlatıcı tütsüler yakılabilir. Çalışma süresince rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda bulunun. Enerji açısından en doğru yer uyuduğunuz yatak odasıdır. Cep telefonlarınızı kapatın ya da sessize alın. Üzerinizdeki takıları ve metal aksesuarları çıkarın. Daha önceden enerjisi çalışılmış kuvars taşı da çalışma esnasında eşlik edebilir. Önümüze bir kristal kasede su, şeker, un ve tuz alalım. Başlangıç. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Nefesimize odaklanıp sakinleşiyoruz. Ağzımızdan yavaşça verirken nefesimizi tüm kalbinle dinle. Bildiğin veya bilmediğim beni bloke eden her şeyden kurtulmaya Allah'ın izniyle şimdi ve tüm zamanlara doğru niyet ettim. Şeklinde niyet et. Niyetimiz bitene kadar yavaşça uzatarak estağfurullah diyoruz. Bu işlemi 19 kere tekrar ediyoruz. Her nefes verişimizde ruhumuzdaki bütün blokajlardan kin, nefret, öfke, olumsuz düşünme, korku gibi duygulardan arındığımızı imgeliyoruz. Ve başlıyoruz. Sevgili baş melek Mikail, lütfen Allah'ın izniyle şifa enerjini bana, aileme ve şifa çemberindeki kardeşlerime akıt. Teşekkür ederim. Rabbim, şifanın sahibi sensin. Senin kulun olmayı çok seviyorum. Şükürler olsun. Hamdolsun. İlk önce Yüce Allah'a hamd ve Peygamber Efendimiz'e salavat ile başlıyoruz. Elhamdülillah. 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 Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah ve atubu ilay. Subhanallah ve bihamdi. Bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma ighfir lima qaddamtu ve ma akhartu ve ma asrartu ve ma alantu ve ma asraftu ve ente alemu bihi minni entel mukaddamu ve entel muharru la ilahe illa ente. Allahumma maghfiratuka afsau min zunubi ve rahmetuka arca indi min alemin ameli. Allahumma ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduka ve ana ala ahdika ve vaadika mestetatu avzu bika min şerri ma senatu ebu leken bi nimetika aleyye ve ebu bi zembi feghfirli zunubi fe innehu la yeghfiru zunuba İlla ente bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inneke afuvun karimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allahümme gfirli verhamni ve ehlikni bir rafikil a'la. Bu bölümün ardından 7 İhlas Suresi
7 Fatiha Suresi, 7 Ayet-el Kürsi, 7 Yasin, 7 Kafirin Suresi, 11 İnşirah ve Ya Şafi esmasını çekerek devam edin. Okumalarınız bittiği zaman odanızı altın rengi bir ışık ile sarın. İlk önce göğün bilinmeyen bir noktasından gelip kalbinize dolacak. Kalbinizden çıkararak odanıza ışığı her yana aktaracaksınız. Işık dolunca en az 15 dakika kadar okyanus sesiyle meditasyon yapın. Nefes alıp verin. Nefes alıp verin. Sadece şifaya, olumlu sona, sevgi bazlı konulara odaklanın. Olmuş benim. Kristal kasedeki suyu en kısa zamanda 21 besmele çekerek içelim. Ve sevdiklerimize, şifa isteyenlere içelim. Tuzu ve şekeri de ayrıca tüketelim. Şifa olsun. Ve öyle de oldu. Bu çalışmayı 21 günde bir tekrar edebilirsiniz. Her geçen gün önce Allah'a, sonra kendinize birliğe yaklaşmanız için yaşam ve an size binlerce fırsat sunar. Bunları doğru değerlendirin. Yüce Allah'ım, hepimizi, ailelerimizi ve sevdiklerimizi koru. Hayırlısını nasip et. Amin. Hep birlikte sevgi ve ışıkla tüm zamanlara doğru. İkinci ritüel, evi şifaya atmak. Bir şifa yolculuğuna çıktığınız zaman evinizde ya da yaşam alanınızdaki olumsuz enerjileri de mutlaka geride bırakmış olmanız gerekir. Eşyaların, mekanların, objelerin de enerji ve etkileri vardır yaşamlarımıza. Evde mümkünse her odada Kur'an bulundurun. Dua CD'leri her gün odalarda çalsın. Doğalı sularla arındırma ve temizlik yapın. Sevmediğiniz kişilerden gelen eşya veya hediyeleri de tutmak zorunda değilsiniz. Kırık ve bozuk eşyalar geçmişte tutar ve blokaj da yaratır. Büyük acı veya tartışmalardan sonra, ölüm veya beklenmedik şoklardan sonra evde eşyaların yeri değişir, perdeler yıkanır, şiltelere vurulur, silkeleme yapılır. Bol bol havalandırma yapılır. Elma sirkesi ile köşeler silinir. Odada Himalaya ya da kaya tuzu bulundurulur. Odanın enerjisini yükseltecek şifalı taşlardan destek alınır. Ada çayı, tüstüsü, çörek otu bulundurmak, olumlu resimler asmak da destek olur. Doğal suları her gün içebileceğiniz gibi evinizde de kullanabilirsiniz. Suyun oluşturma gücü vardır. Gece arındırma çalışması yapacaksanız kaplan gözü, yeşim ya da lal iyileştirici etki yapabilir.